Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Sahur Bereketi programına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bu yılki Sahur Bereketi programına geçen yıllardaki gibi birbirinden değerli misafirleri ağırlayacağız inşallah. Ramazan hakkındaki bu hoş sohbetimize sizleri de aramıza katarak programımıza renk vermek istiyoruz. Birbirinden değerli hocalarımızdan bahsetmişken, Değerli hocam Özkan Yaman kendisi bizim misafirimiz ve bize sahur bereketi programına katkıda bulunacak. Hoş geldiniz hocam. Allah Hoş razı olun. olsun. Sağ olun hocam cümlemizden. Hocam malumunuz Ramazan derken geçen 11 aydan sonra bir de baktık ki içine düşüverdik. Bu feyiz ve rahmet ayının içine. Peki hocam hani klasik olması açısından değil de, gerçekten işin mefhumunu ve manasını idrak etmek adına söylüyorum. Ee, Ramazan ayı denince nasıl bir haleti ruhiye, nasıl bir manevi iklim, nasıl bir anlayış, nasıl bir algı içine girmek lazım? Bismillahirrahmanirrahim. Ee, sizin ve izleyicilerimizin mübarek Ramazan ayını canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Ee, aslında bilmiyorum şöyle çok genel mi alalım? Yani e, şöyle genel alırsak Evet e, hani kavram dediğimiz şey yani dilde e, biraz daha üstüne basa basa konuştuğumuz hususlar var. Evet. Aslında e, her kavramın, her mefhumun hani o bir uzayı vardır. Yani evet. işte kimisi uzaydır, kimisi metafiziktir filan veya kimisi çağrışımdır. Şimdi uzay dediğiniz zaman aklınıza e, sınırı olmayan boşluk geliyor. Uçsuz sınırsız bir feza, sınırsız bir alan. Şimdi e, herhalde onun için kullanılıyor. Yani işte kelime uzayı matematikte de var. Mesela hmm. s, işte sayıların uzayı derken hani sayıların sınır olmadığı için hmm, uzay kelimesi olur. kullanılıyor. İşte evet. e, şu rasyonel sayılar kümesinde veya uzayında deniliyor. Şimdi Ramazan da sınırı olmayan Hmm, sınırı olmayan bir uzay gibi Ramazan. Çünkü ne söyleseniz bir bir e, sınır koyamıyorsunuz Yani mesela deseniz ki işte sabır e, e, sabır sadece bir gezegen gibi duruyor burada yani. İşte deseniz ki e, Kur'an Kur'an o da bir gezegen gibi. Yani büyük bir gezegen veya büyük bir yıldız belki Ramazan e, bu uzayın en büyük yıldızı e, Kur'an ama e, orada da bitmiyor. Çünkü e, bu sefer şimdi iftar dediğiniz zaman iftarla açılan devasa bir galaksi var karşınızda. İftar dediğiniz zaman. Her bir kelime bir sac ayağı gibi. Her bir kelime. Şimdi dolayısıyla çok gerçekten e, sınırı olmayan bir Alem sınırı olmayan bir uzay gibi ramazan ayı. Şimdi mesela e, işte sadaka diyorsunuz veya zekat diyorsunuz, oradan. İşte yardımlaşma, dayanışma, işte yoksulu düşünme, mazluma sahip çıkma gibi devasa bir bir kapı açılıyor o taraftan. Şimdi tefekkür diyorsunuz, çünkü Ramazan ayı size bunu sağlıyor. İşte açlıkla ilgili kısmı var, yani işte perhizin işte o tasavvufla alakası, o az yeme, az uyuma işte hani riyazet dediğimiz olay evet, oradan. Işte, evet tasavvufa bir kapı açılıyor. Şimdi Ramazan'ın geçmişten bugüne taşıdığı önemli hadiseler var. Yani işte bir Bedir zaferi gibi, bir Mekke'nin işte eee fethi gibi. Şimdi bir Siyer bir iz düşümü var ve bir Siyer projeksiyonu var Ramazan beraber. Şimdi dolayısıyla bir tahdit yani bir sınırlama getiremiyorsun Ramazanla ilgili. Ancak bir bahçeye girmişsiniz de işte bakıyorsunuz ucu bucağı yok bu bahçenin. Şuradan bir meyve alayım. Bundan bir meyve alayım. işte şu meyveyi e, konuşayım, tadayım falan gibi. Belki biraz böyle bak bakılabilir. Bilemiyorum. Yani. yani geniş çapta düşündüğümüz zaman Ramazana, Ramazanla ilintili olan terminoloji de içine katarak yani bir sonsuzluk bir uzay perspektifi açısından Genz, ancak bu şekilde. E, evet ayet-i kerimede ee, sayılı günler diyor evet. ee, şey olarak sayılı sınırlı vakit olarak sınırlı. Fakat şimdi bu e, sınırlı zamana 11 ayın sultanını konuk ettiğiniz zaman e, yani zaman içinde zaman yani bir helezonik bir eee bit bir, bir çoğalım var. Evet. Bir çoğalma çu, var. Dolayısıyla e, hani şöyle bir tarif vardır matematikte iki e, sayı arasında e, sınırsız sayı vardır. Yani mesela 1 ile 2 arasında ki sayılara sınır yoktur. O sonsuzdur. 1 ile 2 arası. Şimdi deseniz ki 1 belli, 2 belli. Nasıl sınırsız oluyor? Yani 1 ile 2 arasında 1 bölü 2 olabilir. 0 nokta, şey 1 nokta, 3, 1 nokta, 4, 1 nokta. Ama 1 nokta 41 de var. 1 nokta 415 de var. Sınırı yok bunun. Dolayısıyla iki ucu belli. İşte Ramazan'ın ilk günüyle son günü tamam. Ve bunlar Sayılı. belli. Ama arası sonsuz. Hmm. Ara sonsuz, ara sınırsız. Şimdi e, hani Kuran okuma ile ilgili belki konuşmuşsunuzdur konuklarımızla veya konuşacaksınız. Kuran okumayla ilgili bir hadis i şerif var hocam. Malumunuz Kuran okuyan kimseye oku ve yüksel denir. Oku evet. ve yüksel. Şimdi sahabe Allah alem ya sahabe soruyor ya da hadisi devamında var. Nasıl yükselir veya ne kadar yükselir? Her ayetle beraber bir makam okuduğu her ayetle bir makam yükselir. Şimdi ...6666 makam yükselme. Şimdi e, e, dolayısıyla bir hatim diyorsunuz... ...ama o hatimin içine girdiğiniz zaman... E, ...yani müthiş bir alan var o orada. E, mesela cezaevinde yatanlar bunu çok iyi bilirler hocam... ...cezaevi yatanlar. Şimdi cezaevi sınırlı bir mekan. İşte tahdit e, Zaten adı üstünde. Yani, evet. Şimdi sınırlı bir mekan orada ibadetle, zikirle, fikirle, şükürle, dersle veya Kur'an tilavetiyle bir anda şeye dönüşüyor. Yani neredeyse sınırsız bir mekana dönüşüyor. O sınırlı mekan sınırsız mekana dönüşüyor. Şimdi Ramazan ayı da demek ki nasıl idrak edildiğiyle alakalı olarak ele alınması lazım. Eğer siz Ramazan ayını işte sadece belli kısımlarıyla değerlendirirseniz daha sınırlı bir mekan, daha sınırlı bir zaman dilimi gibi duruyor. Ama eğer Ramazan ayını dediğim gibi yani o içindeki birçok yönüyle birlikte yer alırsanız bu sefer deseniz ki 30 gün konuşalım nasıl bitireceksiniz sonunu nasıl bulacaksınız Hadi hatta sadece sabırı konuşsak bir ay boyunca evet. bir ay boyunca sabırı konuşsak ki sizinle şey belki dostlarla muhabbeti uzatmayı seviyoruz Biraz da işin o tarafı var Şimdi şiir programı yapıyoruz mesela evet. Bazen şiirden çıkmak istemiyoruz Yani diyoruz ki bu, bu şiir hep hep kalalım bu şiirde veya Bu kıtada hep kalalım Hiç gitmeyelim buradan falan gibi Şimdi sabra girdiğiniz zaman Ya sadece teknik olarak bile konuşsak Yani işte lügavi ıstılahi neyse Tarif marif üzerinden bile konuşsak işte sabri anillah, sabri minallah, sabri billah, sabri lillah, sabr. Şimdi sabr me Allah filan gibi bir sürü tarifleri var veya işte klasik sabrın üç çeşidi vardır da işte bu çeşidi şunu anlatır, bunu bunu anlatır deriz ama şimdi bir de sabrın misalleri var ki sabrı asıl onlar üzerinden atacaksınız. İşte Yakup'un sabrı diyeceksiniz, Eyüp'ün sabrı. Bunlar hepsi değişik değişik sabır e, örnekleri mesela. E, şimdi e, oraya girdi zaman haydi çık burada nasıl çıkacaksınız? Yani sabrın Çünkü sabrı anlatırken mecburen misaller üzerinden anlatıyorsunuz. E, misallerin her birinde sabrı bize açıklayan muazzam e, örnekler var, e, yönler var. E nasıl çıkacaksınız buradan? Hocam, bir sizin... de üstadın anlattığı sabır var. Evet, mesela, güzel risalenin dile getirdiği sabır doğrudur. Hocam, şimdi bakış açısı insana göre farklılaşıyorsa Ramazan'ın. Yani bir bakıp sadece 30 gün açlığı bir çeşit perhizi düşünen bir bakış açısı var. Bir de baktığı zaman bu güzelliğin içinde kaybolup bir türlü kendine gelemeyen var ve bunu 11 ay boyunca bekleyen bir sabır var. O sabrınıza bunu da ekleyebiliriz. 11 ay boyunca. Hele bunun Recep'ine, Şaban'la ilgili dualarda Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bizi Ramazan'a eriştir şeklindeki duaları ve oradaki o lezzeti görmenin manevi hazı yaşamanı vermiş olduğu bir durum var. Şimdi bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman acaba avamın bakış açısı ile ...oruca bakış açısıyla... ile ee, sadece zahirde yani ben bu işe ilmi bir bakış açısı getiriyorum bilimsel bir yaklaşımla giriyorum diyenin arasındaki bakış açısında e, ...bize hangisi daha çok yakışıyor? Bazen avamdaki o hasbilik yani avam halktaki hasbilik var ya evet. e, bir yerde hani bozulmamış e, saf, akıl, bozulmamış temiş. kalp, bozulmamış e, fıtrat, vicdan. Şimdi onlar her e, bazen daha lezzetli gelir. Daha, daha duru, daha saf e, gelir. E, özellikle itaat noktasında, ibadet teslimiyet noktasında. E, ama bu her zaman mıdır? Hayır. E, bunun için e, bir kuşatıcı bir atmosferin olması gerekiyor. Yani şimdi şeriat diye bir bir güvenceniz olacak evet. o şeriatın hükmettiği bir zeminde bir zamanda Siz o saflığı değerli bulursunuz yani işte bir, bir şekilde irfanla ilişkilendirirsiniz veya bir yani bir yere bağlarsınız ama şimdi cehaletin hükmettiği bir zamanda dalaletin hükmettiği bir zamanda bu saflığı çok da övemiyorsunuz. Çünkü illa ki bir yere yaslanacak yani bu saflık. Hmm. Yine de mesela toplumun geçmişten bugüne getirdiği Ramazan, o yüzyıllar boyunca, asırlar boyunca dergahlarda, tarikatlerde ya bir şekilde bir mürşidin yakınında, yanında, çevresinde, hani gergef gerge böyle işlenmiş, etkilenmiş, dokunmuş. bir bir, bir kültürü var. Bir, ete, ete kemiğe büründürür. Ete kemiğe bir şey var. Yani bunu biz böyle gördük diyor. Bilmiyorum evet. niçin olduğunu ama o gördük cümlesinde biz böyle bildik cümlesinde bir teslimiyet var. Belki bugün aradığımız bir şey de bu. Fakat öyle de olsa hani kalkıp da Ramazanla ilgili ee, ne yaptığını bilen birinin işte tuttuğu oruçla e, Ramazan ayında veya e, ne kime neyin için verdiğini bilen birinin verdiği sadakayla rastgele verenin, rastgele tutanın herhalde biri olmayacaktır. Çünkü hadis-i şerifte ihtisaben kelimesi geçiyor. Yani e, kim e, karşılığını Allah'tan hesap Umar. ederek umarak ya yani oradaki ihtisap ya yani bir bilgiyi de anlatıyor. Yani ben şimdi orucu tutacağım ama bunun niçin tuttuğumu eğer ya yani bilgiyle yoğurarak yani idrak edersem bunun bana katacağı beni taşıyacağı yer çok ayrı bir yer olsa gerek. E fakat gelenekten gelme, yani işte babadan görme, dededen görme bir Ramazan ayının statik sabit bir ee, bir, bir gidişatı vardır herhalde Bilmiyorum peki böyle bir gibi. Ayrım, Peki bir ayrımı yok mu? Mesela e, Gelenekten gelme Teslimiyetin bir ihlası var Bir ihlası var e, Diğerini ise moderniteden Gelen ise e, Bu defa akıl devreye giriyor Akıl Hı, devreye evet. girince ihlas devre dışı kalıyor e, Zamane Yaklaşımı veya klasik yaklaşım arasındaki bu ikilem için e, belki de ikisine de ihtiyacımız var diyebileceğimiz bir çağda yaşıyoruz. İkisi de bize lazım. Çünkü insanlarla e, bu konuda muhatap olunduğu zaman avamın bir dini vardır. Bir dini vardır. O, yani bir anlayışı vardır. O anlayış konusunda avama üstten ve üsttenci bir yaklaşımla bakmak lazım. Bilimsel yaklaşanların ise içinde ihlası veya takvayı alınmış yani ruhu alınmış, posası kalmış olan bir yaklaşım vardır. O da aklı devreye soktuğu için bazen içine hurafe bulaşmış, bid'at bulaşmış, farklı yaklaşımların olduğu bir anlayışın ötesinde daha makul ve daha e, orijinale yakın olan bir fikir olabiliyor. Dolayısıyla biz her iki yaklaşımı da vasat ümmet olmamız itibariyle vasat bir yaklaşım çerçevesinde gördüğümüzde acaba e, bunu e, hakim kılmaktan çok bunu bireysel veya toplumsal yaşamamız daha uygun değil mi? bunun mücadelesini vermektense. Yani ben ee, malumunuz bir uğraşan imam bir gibi ömrünü bu işe verdi ama bir atlar hala devam ediyor. <laughs> Dolayısıyla böyle bir yanlışlığı ortadan kaldırmanın bir anlamı e, olsa da kaldırılamıyor, kaldırılamıyor. Onun için o yaklaşımda devam edecek, biz istesek de istemesek de diğer yaklaşımda devam edecek. Fakat biz e, bugün programımızda insanlara e, orucun hikmeti, orucun değeri, orucun fazileti, orucun e, nasıl beklenen bir sevgili olduğu, 11 aydan sonra o e, aşkı, o hissiyatı nasıl içimizde duymamız gerektiğine dair e, konuşmalıyız ki halkın, e, bizi izleyenlerin ve buna matuf olan kimselerin ...bu programdan bir feyizle benzeri bir durumu yaşamalarını istiyoruz. Yani böyle bir durum olsun istiyoruz. Ondan dolayı diyorum ki acaba biz oruçta hani o hikmeti nasıl kavrayabiliriz? O ruhu nasıl yakalayabiliriz? Hani gün boyu aç kaldıktan sonra, haramdan sakındıktan sonra orucu gereği gibi tuttum mu, tutamadım mı... Endişesiyle sofraya oturduktan sonra hepsini unutup kavasa doldurmak, kavasa doldurmak, yani bu böyle bir klasik yaklaşım mı lazım yoksa o ruhu yakaladıktan sonra Sünnete uygun olacak şekilde yavaş bir yaklaşım mı lazım? Şimdi e, namaz müminin miracıdır e, hakikati. Ee, namazdaki en uç seviyeden haber veriyor şimdi mesela e, benim kıldığım namaz bir e, diğerlerinin işte Allah dostlarının kıldığı e, namazdan çok değersizdir veya benim kıldığım namazı Allah niye kabul etsin ki filan... böyle çikayım. bu tür vesveseleri e, alimler e, yanlış buluyorlar yani Çünkü her namazda velev ki kişi namazıyla çok uyumlu olmayan bir hayat da yaşasa hmm. yani diyelim ki günahlara dalıyor böyle bir hayatı bile olsa her namazda mutlaka o kişiye o namazın hakikatinden az bir şey de olsa kalır yani bir şeyleri kalır şimdi kaldı ki biz ibadette herhalde yani faydacı veya sonuç odaklı bakmıyoruz ibadetlere. Yani işte oruç tutarsam bu oruç bana ne kazandırır? Veya işte bu orucun acaba manasını ben nasıl işte kavrarım? Yani ne okursam, ne dinlersem daha güzel bir oruç tutarım gibi. Yani bu tür böyle teslimiyete bir gerekçe bulmak Evet. Veya teslimiyeti e, içselleştirme yani içine yerleştirmek için çaba harcamak o da biraz sıkıntılı gibi gözüküyor. Yani şu açıdan söyleyeyim. Şimdi Rabbimiz Celle ve Ala Kutibe aleykuma sıyam dedi. E, oruç üzerinize yazıldı. <laughs> Şöyle başlamadı yani. Oruç e, size sıhhat getirir, bedeninizi e, sağlık getirir. Oruç toplumunuza e, işte bir, bir birlik ruhu katar. Oruç e, mali anlamda bir, bir dayanışmayı, bir dengeyi getirir. Falan filan gibi yani bizim şu an konuştuğumuz... Böyle başlamadı e, ayet. Direkt kutib aleykumuz suyam dedi. Yani oruç bize yazıldı, bitti. Yani bunun şey e, hani ne diyor, lamı cimi yok. Yani, ve bunu önce bir tartışın hele, bir karar verin. Sonra gelin tutacak mısınız, tutmayacak mısınız? Bir belirt... bakarız. He, he, böyle bir şey değil. Şimdi Ali Şeriatiden sanki hatırlıyorum merhum. işte diyor ki ya oruç tutmanın çok faydaları varmış diyor. Oruç tutan kişi diyor çok sağlıklı oluyormuş filan diyor. Ve Allah kolaylaştırıyormuş diyor orucu. Eyvallah diyor. Yani bir sıkıntı yok. Fakat oruç tutan diyor hiç zorlanmayacaksa, oruç tutan hiç böyle ne bileyim sıcakta çalışırken onu açlığı hissetmeyecekse, hani o uzun günler vardır Haziran işte Temmuz gibi bir de sıcak vakitlerde zor işlerde çalışarak oruç tutanlar vardır yani o güneş altında filan. Oruç işte hiç kimseye bir şey vermeyecekse yani zahmet, bir zorluk, bir eziyet vermeyecekse Hani pardon da diyor, bunun sevabı nasıl olacak? Yani e, sen diyeceksin ki hem e, sıhhatten mahrum olmayayım, hem e, klimanın altında keyfime göre oruç tutayım, bir de sahur mahuru da iyice e, acıktırmayacak besinleri izleyerek, bu televizyonlardaki yemek magazin programlarını onlar onları da izleyerek bir de öyle bir menü e, kurayım. Akşama kadar acaba neyi tok tutar, onu da bir, iyice bir e, çalışayım ondan sonra tut, e, tamam sorun var mı yok fakat şimdi biz istiyoruz ki e, ya orucun bir meşakkatı olmalı ha, ibadetin e, meşakkati işte onu söylüyor onu yaşamalı ya, Yaşamalı yani evet. e, şimdi e, düşünün aynısını diğer ibadetler için de e, bir şey söyleyebiliriz. E şimdi siz e, hacca gidiyorsunuz. Ha, Hadis-i şerifte diyor ki hac meşakkat'tir diyor. Aynen. E peki evet. şimdi ne kadar bu meşakkatı sıfırlayabiliriz? Azaltabiliriz. Ya mesela tamam gidişe eyvallah. uçakla eskiden şöyle gidiliyordu böyle gidiliyordu. Şimdi ya durduk yere kendimize zorluk çıkartmak da değil yani bu da çok hikmetli olmaz. Ama şimdi e, diyelim ki şu Türkiye şartlarından söyleyelim. Ya Bingöl'den kalkan bir insan bundan 100 sene e, biraz daha eskiye gidelim yani 200 sene önce diyelim. 3 ayda şeye varıyor diyelim ki Medine'ye varıyor 3 ayda daha kısa olsun. Ha, i̇ki ayda Medine'ye varıyor. Şimdi o iki aylık süre boyunca çektiği zahmet, o zorluk. Yolculuk eziyet. Yolculukla beraber çektiği eziyet. Medine'ye varınca neyle buluşuyor? Hem o zahmetten kurtulmanın bir şeyi var, bir lezzeti var. O zahmetten kurtulmanın. Bir de şeye vasıl olmak. Yani aşkına, itmedi. menziline varmak. Bir de on onun lezzeti var. İki lezzet buluşunca... Hocam tadından yenmez. İş e şimdi nasıl oluyor? Şimdi biniyorsun uçağa. 2-3 bin <laughs> saat sonra. 2 saatte varıyorsun. Her şeyiniz hazır. Evet. Oteliniz hazır. Orada dolmuşunuz, servisiniz hazır. Ya var ya tık. İş e şimdi tamam illa ki sevabı verecek olan, mükafatı verecek olan Hak e Yani e, niyete bakar iş, ihla, dediğiniz gibi ihlasla alakalı filan. Fakat şimdi meşakkati çıkarttığınız zaman, zahmeti çıkarttığınız zaman kabul olmaz değil yani kabul olur ama şimdi aradığınız bazen diyor birileri şöyle söylüyor biz de söylüyoruz ben. Yani. ya yani işte gittim umre yaptım ama şu filan tarihte yaptığım şeyi alamadım umreyi lezzetini alamadım ya <laughs> yani işte şu namazı kıldık ama tam o namazdan şeyi alamadım falan şimdi niye çünkü biz ikisini birlikte halletmeye çalışıyoruz diyoruz ki hem ibadet edelim ...hem de zahmetini azaltalım. İşte... ...ne yapalım? Ee, abdest alalım ama... ...sıcak suyla abdest alalım. Şeye mi benziyor ee, hocam? Lafınızı kesiyorum, sonra bakmayın. Bu şey... ...mevsiminde yenmeyen... ...meyvenin tad vermemesi. <laughs> yani biraz yani, ona benziyor. Kışın karpuz yemek gibi bir şey oldu yani. Evet biraz ona benziyor ama... ...yani şunu demeye çalışıyorum hocam. Şimdi Ramazan ayını... Ramazan ayını şimdi hep böyle nerede o eski Ramazanlar filan klasik cümleler vardır. Şimdi aslında nerede o eski Ramazanlar değil, nerede o eski meşakkatler, nerede o eski zorluklar demek lazım. Şimdi bu bu, bu, bu da bakın asla iftarın kıymetini düşüren bir şeyden bahsetmiyorum yani. Ama şimdi iftara oturmuşsunuz. Siz şey testi yapıyorsunuz önce bir Sofra, sofrayı kontrol ediyorsunuz. Bir dakika hurma var mı? Bir de her hurmada olmuyor. Yani Ramazana uygun hurma var mı? Bir de hurmanın çeşitleri var artık. Şu an acve de olması lazım. Çünkü o Peygamber Efendim hurması, ondan da olsun evet. kalitesi hurma da olmasın. Yani her hurma değil. Hurma var mı? Var. Şimdi öyle bir önce bir şey yapıyoruz, bir yoklama yapıyoruz. Ondan sonra işte önce bir mideyi açacak şeyler lazım. Kahvaltı tarzı işte çorba tarzı şeyler. Hafif şeyler. E bunlar var mı? E var, e bunlar da var. E bunun yanında tabii ki o Ramazan pidesi mutlaka olması olmaz. gerekiyor. Şimdi bu olmazsa o da var. Önce bir yoklama yapılıyor. Yoklama yapılıyor. Hepsi tamamsa tamam. Şimdi içimize sindi filan. Şimdi böyle bir bakış, bakın şunu tekrar söyleyeyim, kabul olmaz değil yani. Biz haşa bir şey memuru değiliz. Yani öyle bir Böyle bir <laughs> ölçüm cihazımız <böyle>. var. Evet. <laughs> ya bu, bu iftar oldu, bu olmadı filan öyle bir şeyimiz değil. Fakat şunu söylüyorum. Şimdi bunları azaltalım değil, bunlardan vazgeçelim de değil. Ama bunu bir böyle ibadetlere bakarken sanki e, genel bir davranış kalıbına dönüştürmek. Yani olmazsa olmaza dönüştürmek. Ve ardından da bu ibadetten neden yeteri kadar manevi lezzet almıyoruz diye sormak, bu bir çelişki oluyor. Ya bu bir abes oluyor yani. Dolayısıyla biz bugün e, Ramazandan eğer gerçekten tat almak istiyorsak Ramazan'ın bize birazcık meşakkat vereceğini, biraz bizi e, yani e, açlıkla biraz zorlayacağını, terbiye etmesi gerekiyor, zorlayacağını e, hesap etmemiz gerekiyor. Hesaba katmamız gerekiyor. Yani az e, şey iftarda şundan kısalım, sahurda bundan kısalım demiyorum. Öyle bir şey demiyorum. Ama Aman Ramazan ayıdır. işte bir kısmını uyuyarak geçirelim. Bir kısmını işte yazın klima altında geçirelim. Bir kısmını da tatil yapalım. Ramazan ayıdır. Hani zorlamayalım filan gibi. Yani böyle e, zahmeti törpüleyecek o Ramazan ayındaki sıkıntıyı azaltmaya yönelik e, bir takım çabalar aslında bir zahiren mantıklı olsa da, zahiren gerekli olsa da arka planda şeyden yiyor. Yani arka planda kaliteden yiyor yani. O ben ben sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum hocam. Şimdi e, Ramazan yani orucun kendi içerisinde bir çilesi var ve o çileyi e, şuna benzetebiliriz. E, rahmeti çeken paratoner gibidir. O çile olmazsa o rahmetin geliş şekli veya yakın olma şekli e, biraz daha görünür olmuyor, daha azalıyor. O açıdan çile paratonerse o çilenin yaşanması lazım oruçta. Yani sıcaklığı hissetmek lazım, açlığı hissetmek lazım. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselama hatırlarsanız bir hadis-i şerifte e, bir kadını anlatıyorlar. Gece oruçlu, gündüz namazlı hep böyle, gündüz, gündüz e, oruçlu gece hep namazlı diye o sadece aç kalmıştır diye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi buyurmuşlardır. Dolayısıyla sadece aç kalmak, sadece akşam yiyecek güzel yemeklerin özlemiyle tutuşmak, yani bu paratonerleri yok etmek demektir. O paratonerle rahmeti <laughs> çekmenin bir bakıma daha uzak olması, bizden uzak olması demektir. Hocam e, malumunuz şu anda e, yani Hristiyanlığın Avrupa yorumu öyle diyelim. Yani evet. belki Hristiyanlığın işte bir e, Lübnan veya bir e, Ürdün yorumu değildi. Ve Afrika yorumu değildi. Evet. E, i̇şte 3. Konstantin miydi? Yani o Hristiyan olduktan sonraki Avrupa yorumu diyelim. Batı yorumu diyelim. İznik e, Yani işte Grekle ile ve, ve Roma ile şeyi yoğuran, e, yani İncil'in öğretisini yoğuran ama hep Greke yaslanan, hep öyle e, Yunan'a yaslanan, Roma'ya yaslanan bir evet. bir yaslayan bir Hristiyanlık. Şimdi ne anlamışlar Hristiyanlıktan? İşte aşırı derecede, <laughs> aşırı derecede e, süsleme, dekor, e, hep her şey imaj, e, yani komple e, sanki e, göre, göze hitap eden. Şimdi e, bir kilise ruhu yok. Ruh, ruh, ruh yok. Yani aslında ruhu o şekilde öldürdüğünün farkında değil. O zannediyor ki ben estetik katıyorum. Ama şimdi senin kattığın estetik arkada ne tüketiyor, ne yiyor onu onu bilmen lazım. Şimdi eğer arkayı yemiyorsa tamam. Yani işin özünü diyorum. İşin özünü yemiyorsa ver estetiği. Ama gitmiş bir şeyi dışa vermişsin. Ya e, görmüşsünüz Köln'de e, neydi Dom Kilisesi. E, evet. Avrupa'da bir sürü Dom Kilisesi var da Köln'deki Dom kilisesi işi o kadar abartmışlar ki e, önceki papazların yani oradaki baş papazların cesetlerini mum cesetlerini mumyaları cama koymuş cam, cam sandıklara cam dizmiş. Bu 1700-1750 yıllarındaki başpapaz, bu bilmem şu yıllardaki, bu böyle dolaşıyorsun. Teşhir ediyorlar. Ya arkadaş bu, bu, nedir? Sen bana neyi gösteriyorsun? Bu, bu kadar görsellik fazla. Ben onu böyle görmek istemiyorum. Yani ben adamın bana ne mumyasından? Göm onu ya. Göm. Biz Elazığ'da üniversite okuduğumuz 90'da o zamanlar, 90'da, 90 ve 90 Yıllarda o zaman Arap Baba diye bir türbe vardı. Evet. Sultan. Meşhur. Şimdi aynen böyle bir cemekan içerisindeydi. Kub kuru bir ceset vardı orada. Sonraki yıllarda onu kaldırdılar hocam. O işte kerameti anlatılır değil evet. mi o, o efendim? Şimdi kaldırır. yani şunun için o kilise örneğini veriyorum. Yani eğer e, zahiri, dışı çok öne çıkartırsanız, mana. Bu azalıyor, zayıflıyor yani. Geri mana mana geri plana kalıyor. Şimdi bunun ayarını, bunun ayarını biz kendimiz belirlersek bir, bir anlamda bu kiliseler konusunda veya işte Batının düştüğü hataya düşebiliriz. Şimdi kalkıp da böyle Japonlar gibi sadeliği kutsayan işte bir, bir anlayış da değil. Veya işte kimi hani vardır İslam'da da böyle yorumlar var. Yani camiyi süsle, süslemeyelim. Cami süsleri uygun değil. İşte hani bu, bu da değil. Yok, o vasat olmanın şeyi ne? O da değil. Engelli Şimdi engelli Ramazan ayı ile ilgili de bakın. Ramazan ayı ile ilgili hocam. Şimdi e, Osmanlı'nın biliyorsunuz son dönemlerinde e, Ramazan ayını biraz e, sosyal yönüyle yani toplumu birleştiren yönüyle ele evet. almışlar. Evet ve işte orta oyunu dediğiniz o <laughs> Hacivat Karagöz filan dediğiniz şeyler şimdi bu işin bakın bir tarafta güzel bir şey yapıyormuş gibi gözüküyor yani toplumu Ramazan'la bütünleştirmeye çalışıyor bir tarafta işi sanatla karıştırıyor hepsini iç iş içe yapıyor fakat siz burada bunu bunu yaparken de eğer gerçekten şeriatın sınırlarını çok gözetmezseniz veya dengeyi kaçırırsanız bu sefer e, bugünkü belediyelerin festivallerine dönüyor. Bugünkü belediye <laughs> festivallerine dönüyor. <laughs> evet. Veya e, Ramazan denince insanlar aklına e, dümbüllü geliyor, orta oyunu geliyor. Bilmem kara Karagöz geliyor. Hocam, ee, e, hocam şimdi bunlar nefse ağır gelen şeyler. Şimdi ama şöyle baktığınız zaman da hocam Şimdi ya siz Ramazan'ın e, bir kültürü var arkadaşım, bir zenginliği var. Yani bunlar e, toplumun Ramazan'a olan sevgisini artıran şeyler, bağlılığını artıran şeyler diye başlayan bir başka bir bakış daha var. Oraya da saygı gösteriyor. O yani o da değerlidir. Ben oraya bir şey demiyorum. Yani sanki böyle bir şeyimiz yok. Yani, yani önceliğimiz o, olmaz. Onu kınayan bir tarafımız evet. yok. Ama şu şunu söyleyeyim. eğer gerçekten odak noktasını kaçırırsanız odak noktasını nerede duracağınızı kestiremiyorsunuz. Nereye gideceğinizi kestiremiyorsunuz. Ne yani hangi limana eee yanaşacağınızı bilemiyorsunuz. Şimdi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in e, Ramazan'la ilgili çokça e, siyerde biz bu bize Örnekler, ulaşan örnekliği var. Ya yani, hatıraları, hadisleri sahabeyle e, düşünün mesela <laughs> Mekke'nin fethine Ramazan ayında gidiliyor. Mekke'nin fethine giderken <laughs> özür diliyorum sıcak, seferdeler, ruhsat var. Yani oruç tutmama ruhsatı var. Ve Peygamber Efendimiz ve ashabından çoğu Tebuk'te de aynı. Tabii Kamaz değil mi? De olan sefer. Ee, e, orada iftar ediyorlar. Yani e, oruçlarını bozuyorlar. Fakat bazı sahabiler ne diyorlar? <laughs> diyorlar ki hayır biz bozmayacağız. <laughs> şimdi şimdi şöyle bir şey. Ya arkadaşım sen odak noktasını kaçırırsan senin tuttuğun oruç e, şimdi veya yaptığın diğer ibadet nereye denk gelecek? Nereye düşecek? Şimdi e, ne oluyor? Peygamber Efendimiz sonra bugün bozanlar kazandı. O iftar yani oruç tutmayanlar kazandı diyor. Haydi haydi buyur hocam. Haydi buyur. Hocam şimdi o örnek e, olması gereken bir örnektir sonraki nesillere öyle bir örnek vermemiz lazım ki şartları ve zemini uygun olduğu zaman orucunu bozabilmeyi kendine yedirebil kabullendirsin yani. Şu bunu niye kabullendirsin diyorum. Mesela bizim yaşlılarımız vardı hatırlıyorum işte nenemi ve halalarımı falan hatırlıyorum. Üç ayları tavizsiz tutuyorlardı. Bu aslında azim ve gayret adına çok güzel bir şey fakat itikat haline getirmek üç ayları tamamen hani fıkıta yeri var mıdır yok mudur konuşulur. Şimdi ondan dolayı diyorum yani. Buna bu şekilde yaklaşıldığı zaman belki e, iyi bir örnek zannediliyor veya farklı bir örnek olarak algılanabiliyor ama yaşanması gerekiyordu ki sonraki nesil biz veya bizden sonrakiler bu örnekten şartları ve zemini hazır olduğunda yenilmesi gerektiğini veya hiç bozulmaması gereken şartlar ve zeminde olunduğu zaman da yenilmemesi gerektiği bilmelidirler. O açıdan Ramazan'ın bu yönü Peygamber Aleyhisselatü hayatındaki bu misallerin hepsi gerçekten çok böyle e, ihtiyacımızın olduğu, toplum, toplumsal bir ihtiyacın olduğu, bireysel iht bir ihtiyacın olduğu, sonraki nesillere şekil veren e, vahyi e, hayat Vahiy ve hayat arasındaki ilişkiyi bize gösteren bir örneklik olarak görmek Şimdi, lazım. E, hocam mesela e, Ramazan ayını eğer siz Kur'an ayı olarak e, ağırlıklı bu şekilde görürseniz, e, bu sefer e, o Kur'an sizi bir şeyde tutar, yani bir bir çerçeve içinde tutar evet. Kur'an sizi. Hani deseniz ki ya adam Kur'an okuyor teravihe gitmiyor diyor ki işte peygamber Efendimiz teravih'i evinde kılmış. İşte 8 rekat kılmış. Ben de Kur'an okuyorum filan. Veya Kur'an okuyor. E, diyelim ki Ramazan ayının e, işte gereklerinden olan ya fakir, fukara neyse onları çok fazla hatırlamıyor filan. Şimdi bakın böyle bile olsa, bakın böyle bile olsa evet. O Kur'an o kişiyi o Ramazan'da uçurur. Böyle bile olsa diyorum yani. Ama Şimdi siz neresinden yakalamışsınız? Ramazan ayının teravihinden yakalamışsınız. Fakat teravih e, ucu, teravih e, kolu, kulpu neyse biraz kültürle, biraz folk, folklorla yani e, halkın bir araya işte gelmesini biraz sanki amaçlayan bir e, toplumsal yönüyle e, gelmiş. Yani bu şekilde biraz pişirilmiş. Şimdi o e, kentleşmeden sonra, yani son yüzyıl diyelim, şu an kentleşme neredeyse tamamlandı Türkiye'de. Şimdi kentleşmeden sonra artık e, insanların teravihteki bir araya gelişi, geçmişteki teravihle aynı bir araya geliş değil. Şimdi nasıl e, söylüyorum? E, geçmişte teravih nasıl kılınıyor? Nasıl eda ediliyor? Aralarda ilahiler söyleniyor, ondan sonra mevlütler okunuyor, helva dağıtılıyor, şeker dağıtılıyor. Dinlene dinlene kılınıyor. İşte çocuklar yaramazlık yapıyor. Yani o herkesin birbiriyle alaka kurduğu bir toplumun bir, bir fotoğrafı orası. Şu anda siz şehirde teravih kılıyorsunuz. Zaten kimse kimseyi tanımıyor. Kimseyi kimseyle bir alakası yok. Ee, aynı apartmandan camiye gidiyorsunuz. Aynı asansördesiniz. Hiç kimse birbiriyle sözlü temas kurmuyor. <laughs> kimse ne selam veriyor ne... Halbuki aynı camiye gidiyorlar. Aynı binada oturuyorlar. Hiç kimsenin kimseyle bir alakası yok. Bu değil. Şimdi... Dolayısıyla şu anki eğer teravih kulpundan yakalarsanız tutarsanız zayıf bir kulp orası mesela. Evet. <laughs> e diyelim ki az önce bahsettiğimiz Ramazan şenlikleri filan. Oradan yakalarsan o zaten bir, ast, bir hiçbir şey yok. Çok çok zayıf. Birisi de tutuyor, diyor ki ben bu Ramazan'da yardım işinde çalışacağım. İşte vak, vakıf beni şuraya gönderecek. Orada hizmet edeceğim veya e, ne sandık ne kutusu, yardım kutusu dağıtacağım filan. Ve Or son 10 günün itikafına gireceğim. Şimdi bütün bunların her biri belki de herkesin işte Ramazan'la alakasını belirliyor. Yani Ramazan'la ilgisi bunlar üzerinden biraz şekilleniyor. Ama en ağırlıklı yön herhalde Kur'an tarafıdır. En ağırlıklı taraf. Ee, siz kalkar da mesela e, olayı sadece açlık üzerinden yani oruç üzerinden görürseniz Buradan bir yere çıkamazsınız. Yani niye çıkamazsınız diyorum? Çünkü Müslüman bir toplumda yaşıyorsanız ve az buçuk bir iman kırıntısı varsa zaten bu toplum sizi şeyin dışına çıkartmaz. Oruçsuzluğun işini atmaz yani. Siz bütün yolcuların oruçlu olduğu bir belediye otobüsünde, bir dolmuşta herhalde çok fazla oruçsuz kalamazsınız. O, o şey tutuyor sizi. Ama Kur'ansız geçen bir Ramazan ayı, mesela Hatimsiz geçen bir Ramazan ayı, mukabelesiz geçen bir Ramazan ayı veya Kur'an üzerinde biraz kafa yormadan geçen bir Ramazan ayı, biraz nasipsiz bir bir aydır. Yani fırsatın kaçırıldığı bir ay gibi duruyor mesela. Kur'anın yeteri kadar kişiye yani nasıl diyeyim hem zamanını alarak hem düşüncesini alarak hükmetmediği bir Ramazan ayı. Biraz zayıf, ki, zayıf bir ay gibi duruyor. Hocam örneklemeleri vermek gerekirse ben hani bu süredeki savaştan çok önceydi. Kaç yıl önce hatırlamıyorum. 12-13 yıl önce, 15 yıl önce miydi? Ee, bir e, telif, kitap telifi yüzünden bir yayın evle görüşmeye gitmiştim. Şeye denk gelmişti. Tam Ramazan'ın ilk üç gününe denk gelmişti gidişim. O ilk üç gün oradaydım. dedi ki böyle ara sokaklarda bir yer bulalım. Şeylik yani hatimle kılmayan bir yer bulalım. Öyle bir yerde namaz kılalım diye. Hatırlıyorum caminin adı İmam Sirin camisiydi. Meşhur rüya yorumcusu Allah rahmet eylesin. İmam Sirin'e ait bir camiydi. Yanımda birisi daha vardı. Beraber gittik orada namaza başladık adam başlamasın <laughs> o günkü cüz'ü okumaya. <laughs> Ama 8 rekat kıldı hocam. Camide demek ki o kültür de var yani illa 20 rekat olacak şeklinde değil. 8 rekatı o günkü cüzle okudu. Bitirdi. Asıl önemli olan ondan sonra beni şaşırtan şey. Şimdi bizde de tam o dönemde şöyle bir şey var. Ramazan'dan millet teravihten çıktığı andan hemen dizisini izlemeye koşuyor. Filmini izlemeye koşuyor. Böyle kimse durmuyor mescitte veya birini sormuyor. Şimdi baktım ki hiç kimse çıkmadı camiden hocam. Hiç kimse çıkmadı. Hani böyle numune desen bir iki kişi çıktı. Gözüme çarpmadı. Hepimiz oturduk merakla bekliyorum. Hemen böyle imamın olduğu yerde bir halka kurdular. Birisi geçti. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Başladı 15 dakikalık tefsir dersi yaptı hocam. O bitirdikten sonra birisi başladı bir fıkıh dersi yaptı 15 dakikalık. Yani sıkmıyordu seni. Hani Arapça anlamıyorsun veya anlıyorsundan şey olarak böyle fesih bir şekilde konuşuyor. Tefsir, fıkıh, ondan sonra biri de 15 dakik hadis okudu ve ondan sonra millet kalktı yavaş yavaş evine gitti çok hoşuma gitti hocam böyle bizdeki yaklaşım ile yani camide teravih ihya etme ve teravih sonraki durum yani daha doğrusu şöyle söyleyelim Allah gündüzü oruçla geceyi namazla geçirmemiz konusunda bu Ramazan ayını bizim için var etmişse tamam gündüzünü oruçla tutuyoruz. Ama geceyi namazla geçirmek konusunda zayıfız. Birçok yerlerde gece yarısına kadar da yatmayanlar var. Şehirlerin birçoğunda. Biz sahuru yapar, ondan sonra yatarız. Namazla kılar, ondan sonra yatarız anlayışıyla yatmayanlar da var. Fakat hocam o manzara beni çok etkiledi. Hani biz sosyalist bir rejim olarak söylüyoruz. Bağış rejimi söylüyoruz benzeri bir durum söylüyoruz o zaman daha böyle bir şey de yoktu ama öyle bir uygulama da vardı hocam çok hoşuma gitti Ramazan ruhuna uygun bir şeydi lokal olabilir oraya has belki o camiye has olabilir de bilmiyorum ama öyle bir duruma da şahit olduk hocam yani güzel örnekler yani gerçekten geçmişte böyle e, hep böyle güzellikleri geçmişte ararız ya yani evet. günümüzde de fakat hocam yani Ramazan'ı bireysel bir e, ibadet mi yoksa toplumsal bir ibadet mi diye yani sınıflandırmak çok doğru değil. Yani e, Ramazan e, sonuna kadar bireyi e, geliştirir, sonuna kadar toplumu da geliştirir. Yani iki, iki yönlü e, bir ibadet. Ramazan ayında Rezon ibadeti değil midir hocam? Siz biraz önce dediniz ya ya evet. birey, toplum hepsi yani içi şey, hepsini içine içine şey. alan bir ibadet. Evet. Ramazan ayında çok çok fazla yani çaba harcamanıza gerek yok. Eğer gerçekten akşama kadar kendinizi yemede, içmeden tutuyorsanız iftarda hocam iftara vardığınız zaman bir anlamda normal vakitlerde işte belki bir kitaptan aldığınız feyzi veya bir sohbetten, vaazdan aldığınız feyzi o iftar vaktinde sanki almış gibi oluyorsunuz. Yani o vakte kadar şarj, şarj ediliyorsunuz. Bir taraftan vücudunuz şey yaparken zorlanırken bir taraftan da manevi olarak şarj ediliyorsunuz. Şimdi... Özür dilerim bu şey değil mi hocam? Yani samimiyet değil mi? Mesela seni şey yapan yok, zorlayan yok. Gizli yiyebilirsin. İşte Mesela, oruç biraz onun samimiyet. getirdiği herhalde. Yani bir ilahi bir lütuftur bu. Yani hmm. o samiyetin getirdiği ilahi bir lütuftur. Hmm. Bir bir yerde e, Müslüman toplumda yaşamanın belki de avantajı bu. Şimdi Müslüman toplum derken çevrenizi e, kast ediyorum. E, şimdi etrafınızda e, hiç böyle Ramazan şeyi olmayan insanlar varsa bilinci, şuuru, hissiyatı e, e, o hissiyat olmayabiliyor. <laughs> yani bu şeyde de öyle. E, e, ezan için de böyle. Evet. Şimdi Avrupa'da mesela ezan okunmuyor. Ezan sesini duymadığınız zaman şimdi gerçekten geldiğiniz zaman <laughs> ezanı dinlediğinizde ağlayabiliyorsunuz. Yani çok tuhaf oluyor. Evet. Şimdi e, Müslüman bir toplumda çocuklara kalkıp da işte oruç şöyledir, oruç böyledir diye çok bir anlatmanıza gerek kalmıyor. İşte hiçbir şey bilmese bile etrafına bakarak diyor ki benim tutmam lazım. Çünkü herkesin oruçtan bahsettiği, iftardan bahsettiği, sahurdan bahsettiği bir, bir bir ortamda çocuk şu hangi yaşta olursa olsun eğer gerçekten kötü bir şeye kapılmamışsa kalkıp da bunun şeyini sorgulamıyor. Yani nedenini sorgulamıyor. Bu evet hocam özür diliyorum. Yönetmenimiz işte, sanki zamanımızın biraz daraldığı. Yani e, Ramazan ayı e, sayılı günler, yamen ma'dudat ve bu oradaki sayılı vurgusu çabuk geçeceğini anlatıyor. Evet kıymetini bilmemiz gerekiyor. Evet e, 30 çarpı 24 diye başlayıp 30 kere 24 işte e, 700 20 saate denk geliyor. 720 saat. Bunu da e, 60 ile çarpmak gerekiyor. O da 1520'ye denk, e, denk geliyor. 1520 dakika. 15... Ve hepsi de Kadir Gecesi'nin içinde bir ömür <laughs> yani rakamlar belki yanlış çıkıyor. olabilir. Hani sonlardaki sıfırları 15200 diyelim. <laughs> Şimdi bunları e, şöyle varsın matematik bolsun olsun yani. Bunların hepsi sayılı. Yani eyyamen ma'dudat bunun saatleri sayılı, dakikaları sayılı, saniyeleri sayılı. Zaten ömür de böyle değil mi hocam? Şimdi yani ömür de, de ömür de sayılı. Ömür de öyle ömür de, 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 de şu, şu açıdan söylüyorum. Üstadın e, süremizi aşır ama. Evet. Üstadın 24 altın e, metaforu vardı. Evet, ben şimdi evet, hatırladım. Hatırladım. Namazdan bahsederken ne diyor? E, bir sultan düşün. İşte iki hizmetçisine 24 altın verdi, bir gö hizmete gönderdi filan. Bunların ikisine de 24 altın verdi. Birisi 23 altınını çarçur etti. Öbürü dikkatli harcadı filan ve uyardı onu. Dedi ki ya bak bir altının kalmış. Bu bir altını da dikkatle kullan. Sultanın hoşuna giden bir işe harca. Yani şimdi o bir altın diyor bir günde beş vakit namaz bir saate denk geliyor. Şimdi sayılı günlerden ben biraz bunu anlıyorum. Yılda yani bir ay Ramazan. Bir ay sayılı günler, sayılı fırsatlar, sayılı ganimetler, sayılı altın gibi. E, e, hocam sayılı zaman nasıl çabuk geçiyorsa sayılı ömür, sayılı para da çabuk tükeniyor. Yani <laughs> şimdi hatta memurlar için memur isterse 100, 100, bin lira alsın, 200 bin lira alsın. Sayılı mı? Evet. Bu sayılı sayılıysa verdim. O işte şey yok. Sayılı bitecek, çok çabuk bitecek. Hocam, Süremiz de sayılı. <laughs> Süremiz de sayılı. Dolayısıyla e, böyle güzel bir sohbet için teşrif ettiğinizden dolayı ben Allah razı olsun. Cümlemizden için. E, sahur bereketinin e, sözü daha çok uzatacağını, daha güzel e, bir sohbeti ortaya koyacağını biliyoruz. Umarım başka bir programda İnşallah bunu telafi taklim. etmeye çalışırız. Teşrif ettiğiniz için Allah razı olsun hocam. E, hocam. Değerli izleyiciler, sahur bereketi programına burada yönetmenimizin de bizi sık sık uyarmasıyla son verme ihtiyacı hissediyoruz. Haklılar kendilerinden bu konuda da Allah razı olsun. Başka bir sahur bereketi programında tekrar bir araya gelmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.